كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Kıyamet dersleri yapıyoruz. Beşinci dersimizi yapacağız inşallah. Kıyamet alametleri, yaşanmış olan, yaşanacak olan ve henüz yaşanmamış kıyamet alametleri, gerçi çoğu da çıktı. Ama bazıları tam anlamıyla çıkmayanlar var. Bunları konuşuyoruz. Dünyanın başından belalar eksilmiyor. Dünyanın başından musibetler eksilmiyor. Hepimiz görüyoruz, hepimiz şahidiz. Ne depremi bitiyor, ne yeli bitiyor, ne seli bitiyor. Hiçbir musibet bitmiyor. Ama bunun sebebi nedir? Ellerimizle işlediğimiz günahlardır. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da ayette buyuruyor. Ellerinizle işlediğiniz günahlar sebebiyle denizlerde ve karalarda fesatlar çıktı. Birçok ülke yaptığı günahın bedelini ödüyor. Bak, Kabe'yi, haccı turizme çevirirsen Allah Celle Celaluhu bir sene boyunca bir Allah kulunu sokmaz oraya ya. Camileri, mescitleri boş bırakırsan Allah Celle Celaluhu yasak koyar, gidemezsin. Akrabanı unutursan, ananın babanın elini öpmezsen, hürmet etmezsen Allah Celle Celaluhu sosyal mesafe koyar. Bayramda sokağa çıkma yasağı koyar. Senin de zaten istediğin buydu derim ben de o arkadaşa. Evet, kimse kusura bakmasın. Kim ne halt ettiyse cezasını çekiyor. Bak, Avustralya denen bir ülke var. 2 milyon kediyi öldürmek için devlet bir yasa gibi bir şey çıkarmaya çalıştı. Ne yapacaklarmış? Zehirli sosisler vereceklermiş. Kedileri öldüreceklermiş. Niye? Zararları varmış. Uzun bir süre onların meclisinde herhalde bekledi bu yasa. En son bir ara galiba öldürdüler diye duydum. Daha sonra ne yaptılar? Develer çok su içiyor diye develeri katlettiler. Deve vurana hatta para verdiler, ödül verdiler. Peki Allah Celle Celaluhu Kur'an'da ayette ne diyor? Deve Allah'ın devesidir. Değil mi? Sakın deveyi öldürmeyin. O deve Allah'ın devesidir. Eğer o deve öldürülürse başınızdan belalar, musibetler eksilmeyecek, ayetle sabittir. Ne yaptılar bunlar? Develeri öldürdüler. Peki ne oldu sonra? Yangınlar başladı. Değil mi? Yangınlar başladı. Durdurulamadı. Dünyanın belki de en büyük yangınlarından biri oldu. Avustralya'da nice ormanlar, nice evler, nice arabalar, nice hayvanlar telef oldu. Baş ettiler mi? Baş edemediler, baş edemezler. Çünkü o yangını çıkartan Allah Celle Celaluhu. Al sana musibet. Sen su gözüne mi geldi? He? Allah Celle Celaluhu senin ormanlarını yakar. Yetmedi. Allah Celle Celaluhu onların başına ne musibetler verdi biliyor musun? Fareler. Milyonlarca fare Avustralya'ya musallat oldu. Elektrik kablolarını dahi kemirmeye başlamışlar. Çoğu eyaletlerine elektrik verilemiyormuş. Evet. Her yer istila. Tarlalar, yiyecekler, meyveler, her şeyi istila etmişler. Ne oldu ondan sonra? Kedileri sen öldürmeye çalışırsan, kedileri yok etmeye çalışırsan Allah Celle Celaluhu fareleri sana musallat eder. Videoları var internette, açın bakın, acayip. Fareler her yerden ufak bir şey, mesela bir kapak. Kapağı bir kaldırıyor, altından 100 tane fare çıkıyor. Öyle böyle değil yani. İşte Allah Celle Celaluhu kimse kızdıramaz. Haşa ve kella. Allah Celle Celaluhu. Bunlar bunu istiyor, anladın mı? Haşa ve kella. Bunlar zaten kafir, müşrik. Ne olduğu belli değil. Haşa ve kella. Bunlar Allah Celle Celaluhu yarıştığını zannediyor. Peki ondan sonra ne oldu? Allah Celle Celaluhu bunlara sel verdi. Son 50 yılın en büyük seli yaşanmış. Son 50 yılın. Biter mi? Bitmez. Selin hemen peşinden. Avustralya'da şu anda sel bölgesini olduğu gibi örümcek ağları kaplamış. Devasa örümcek ağları. Her yer bembeyaz. Örümcek ağ. Kim Allah Celle Celaluhu'nun devesini. Sadece deve ya. Deve cennete girecek. Cennete. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi cennete girecek. Onun yularını da Hazreti Bilal-i Habeşi tutacak.
Sen Allah'ın devesini öldürürsen Allah Celle Celal belanı verir. Başını kaldıramazsın. Kıyamete kadar o musibetler oradan kalkmaz, kalkmayacak. Bakın görün. Bizim yaşımız belki yetmez. Ama bizim çoluğumuz, çocuğumuz, torunumuz bunu görecek. Avustralya'dan belaları, musibetler kalkmayacak. Kıyamete kadar onların başına gelecek belaların haddi hesabı olmayacak. Zaten acayip bir memleket biliyor musunuz? Yani dünyanın, ben böyle belgesel izlemeyi severim. Size de tavsiye ederim. Niye? Çünkü orada ilginç bir hayvan gördüğün zaman Subhanallah dersen sana sevap var. Bak. Ya dünyanın en zehirli 10 hayvanından 8'i Avustralya'da. Dünyanın en korkunç hayvanları diye bir şey yapmışlar. Ben severim böyle şeyleri. Siz de sevin yani. Niye? Baktığın zaman ibret alacaksın. İbret al ki bir Subhanallah de. Rabbim nasıl yaratmış de ya. Allah Allah. Acayip böyle. Kalben Subhanallah dersen sana nafile namaz sevabı yazılıyor. Evet. Dedi ki acayip bir yer. Ya insanların evlerinde böyle hayvanlar çıkıyor. YouTube'da falan videosu var. Adamın bahçesinde timsah geziyor. Adam perdeyi bir çekiyor. Elim kadar tarantula. Her yerden. Adam yatak odasına bir giriyor. Yılan. Bu kadar bu kadar kertenkele. Adam tuvalete gidiyor. Onlarda şey yok. Ala turku yok. Ala franga var. Kapağı bir kaldırıyor. Komodo ejderi. Orada bir çıkıyor. Ne oldu? Zaten otomatik bıraktı zaten aşağı. Anladın mı? İşte Allah Celle Celaluhu adamı ne yapar biliyor musun? Rezil eder. Rezil eder. Sen Allah Celle Celaluhu'yla haşa ve kella kimse uğraşamaz. Yok deve zarar veriyor. Yok kedi zarar veriyor. Yok fare bilmem ne. Yok o şöyle bu böyle. Bir karıncayı dahi incitmeyeceksin. Kanuni Sultan Süleyman ya. Ordusunun yolunu değiştiriyor. Hazreti Süleyman o da ordusunun yolunu değiştiriyor. Ağaçları karınca sarmış. Şeyhine yazıyor. Karıncaları öldürürsek vebali nedir? Eğer ki diyor sen o karıncalardan bir tanesinin bir bacağını kırarsan mahşerde o karınca senden hakkını alacak. Kanuni Sultan Süleyman diyor ki tamam estağfirullah. Ya bir karınca ya. Bu işler ince meseleler. Kıyamet yaklaştı. Ölüm her an kapımızda. Bu kıyamet dersleri çok önemli dersler arkadaşlar. Şu andaki bizim ahvaller, bizim bozuk ahvaller, bakın neler 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 anlatacağız. Hepsi yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak. Acayip meseleler var. İnşallah vaktimizin yettiği kadar gideceğiz. Evet.